Merhaba sevgili arkadaşlar, Asaf Hoca ile Şiir Saati'ne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Hint Uygarlığı. Hint Uygarlığı üzerine konuşacağız, şiirimizi yorumlayacağız, şair ne demek istemiş onu bulmaya çalışacağız. Evet, Hint Uygarlığı ile ilgili ilk kısım gelsin. Hint Uygarlığı denince akla gelir kast sistemi. Yoktu Hindistan'ın siyasi ve milli birliği. Kast belasına darbeyi vurdu Gazneli Mahmud'un Hindistan seferi. Brahmanlardı kastın en tepesi. Parya denen kölelerdi toplumun en gerisi. Evet, şairimiz burada özellikle kast sistemine vurgu yapıyor. Kast sistemi toplumu sınıflara ayıran, en üst tabakası Brahmanlar, en altında ise paryaların bulunduğu sosyal eşitsizliğe dayanan bir sistemdi. Ki bu da vatan millet anlayışının ortaya çıkmasını engelliyordu. Kast sistemine en büyük darbeyi vuran unsursa Sultan Mahmud'un, Gazneli Mahmud'un 17 Hindistan seferiydi ki Hindistan'da İslamiyet yayılmıştı. Şairimiz bu noktalara dikkat çekmeye çalışmış. Şimdi şiirimize devam ediyoruz. Doğuştan gelirdi soyu, mesleği, mevkisi. Kutsaldı Ganj nehirleri, ölülerini yakarlardı. Savururlardı küllerini. Evet arkadaşlar, yine Hint uygarlığının önemli noktalarından değinilmiş. Aynı zamanda kast sisteminde mesleğin, mevkinin babadan oğula geçtiği, yani yine sınıflar arası geçişin olmadığı vurgulanmış. Ganj nehri Hintliler için kutsaldır ki ölü gömme adeti olmayan Hintlilerde ne yapılıyordu? Ölüler yakılarak külleri savruluyordu. İşte bunlar da Hindistan'ın önemini vurgulayan dizelerdi. Bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Zaman sizin için aksın.